Sevgili dostlarım, iyi akşamlar. Ben Işık abla, bir canlı yayında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Beni evinize davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda sizin için ilk duam, şifa yağmuru sizi tamamıyla, İsa Mesih'in mucizevi şifa yağmuru sizi tamamıyla yıkasın ve bütün hastalıklarınızdan, bütün rahatsızlıklarınızdan, ruhsal olabilir, psikolojik olabilir, her türlü üstünüzdeki ağırlıklardan sizi temizlesin. Yapmanız gereken tek bir şey var, amin demek. Başka bir şey demenize gerek yok. Programdan önce her zaman olduğu gibi dua ediyorum, sizler için dua ediyorum. Ve Rabbin söylediği sözler var, bu sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu akşam şifa mucizesi akşamı, bu akşam bereket, bolluk akşamı. Rabbin size vermek istediği, yüce sizi yaradan Tanrı'nın, Allah'ın göksel hazinelerini dağıtacağı bir saat bu saat. Ve bundan sonraki saat. Bir program daha yapacağım hemen arkasından. Ve lütfen arayın, sizin için bu, benim için değil. Eğer mucizeye ihtiyacınız varsa, yeni bir döneme geçiş eşiğindesiniz. Duyduğum ses söz buydu. Eşik, arife. Yani bir şey geçmeden önce, bir yeni bir döneme adım atmadan önce, ondan bir önceki dönemdesiniz ve bir adımda tamamıyla gitmeniz gereken, sizin için Rabbin hazırlamış olduğu hazine dönemine, bereket dönemine, zenginlik dönemine geçiş yapmak üzeresiniz. Sadece bir adımınız var. Ve bu adımı, şu anda telefon numaralarını görüyorsunuz ekranlarda. O telefon numaralarını sırlarak, arayarak o adımı bu akşam beraber atacağız sizin için. Daha Rabbin ne söylediğine geçmeden önce size söylemek istediğim bir şey var. O kadar çok Rabbin bizim dualarımızla İsa Mesih'in yaptığı mucizelerin haberlerini alıyoruz. Özellikle bir izleyicim diyor ki, Işık abla sen oruçtan bahsediyordun. Ben bugüne kadar hiç oruç tutmuş bir kişi değilim. Hiç orucun ne olduğunu bilmiyordum. Ve dedin ki 21 gün Daniel orucu tut. Öğrettin, orucun şekilleri var dedin. Ben 21 gün Daniel orucu tuttum. Nasıl tuttum? Hiçbir şekilde ne böyle börek, çörek, özel et, şu bu, çikolata, hiçbir şey, kek, hiçbir şey yemeden sadece diyor brokoli, sadece lahana, böyle yani sebze üzerine bir oruç var. Bunu 3 hafta tuttum ve 3 hafta tuttuktan sonra dedim ki ben bunu daha da tutmak istiyorum. Devam ettim ve hayatımda pek çok olay, eşimi boşayacaktım. Rab bana olağanüstü bir sevgi verdi eşime karşı. Ve hayatımda pek çok bereketsiz, lanetli olay berekete dönüştü. Ve ben bunun için teşekkür etmek istiyorum. İlk defa orucun ne olduğunu öğrendim. Aynı zamanda 3 gün susuz oruçtan bahsetmiştim. Bunu tutan başka bir izleyicim yazmış. Diyor ki 3 gün susuz oruç tuttum. Sadece 3 gün tutabilirsiniz ve lütfen, lütfen doktorunuza danışın eğer bir hastalık durumunuz varsa. Ve bu kişi 3 gün susuz oruç tuttuktan sonra hiç yemek, hiç öyle iftar miftar hiçbir şey yok. Diyor ki hayatımda bütün zincirler kırıldı. Bağımlılıklarım vardı, o bağımlılıklardan kurtuldum. 40 gün oruç tutanınız var içinizde. O kadar büyük haberler alıyorum ki sadece suyla 40 gün oruç. Evet, bazılarınız diyorsunuz ki mümkün mü? Evet, mümkün. Yine ben her zaman diyorum ki sağlık koşullarınıza eğer imanınız yeterli değilse, danışmanız gereken bir kişi varsa danışın. Ama iblis sizi caydırmak istiyor. Neden? Çünkü özgürlüğünüze kavuşmanızı istemiyor. Şifanızı almanızı istemiyor. Eğer bugün iddialıysanız, pek çok kişiye sesleniyorum. 7 gün su orucu tutun, tutabilirsiniz. Yani her gün enerjiniz daha da artacak. İnanamazsınız insan ne kadar uzun süre su üstüne yaşayabiliyor. Bu akşam size konuşacağım bir olay, buraya yazdım. Yeni bir kapıdan gireceksiniz bu akşam. Eşikten atlayacaksınız. Yeni bir adım atacaksınız ve Rab bunun hazırlığını sizin hayatınıza zaten yapmış. Bu geceyi, bugünün tarihini bir kenara yazmış. Ama sizin de üstünüze düşen bir olay var, değil mi? Eğer birisi size kapıyı açsa, dese ki sana bütün zenginliklerin kapısını açıyorum. Ama ne yapman lazım? O kapıyı açmasıyla yetmiyor. O kapıdan içeri girmeniz lazım. Bu akşam o akşam. Sana hediye veriyorum. Ne yapmanız lazım? Hediye kutusunun paketlerine, kurdelesini açmanız lazım. Çünkü onu açtığınız zaman onu açmak bile bir iman, bir beklenti var. Değil mi? Bugüne kadar hep hayatında, şu anda kutsal ruhtan duyuyorum ve size konuşuyorum. Sürekli hayatında kötü beklentisi olanlarınız var. Olumsuz beklentileriniz var. Beklentileriniz negatif. Neden? Hayal kırıklığına o kadar uğramışsınız ki artık olumsuz düşünmeye başlamışsınız. Olumsuz beklentileriniz var. Ama bugün Rab size diyor ki bugünden itibaren beklentilerini olumluya çeviriyorum ben.
Ama sen de bana sözlerinle, ağzından çıkanlarla, düşünce dünyanla, kalbinden geçenlerle uymak zorundasın. Ayak uydurmak zorundasın. Bir dans gibi, benimle bir vals gibi. Eğer bunu yaparsan ben sana bütün hazinelerimi vereceğim. Bir tane değil, pek çok. Aynı zamanda bu akşam arayanlarınız için Rab kutsal ruhun hediyelerini dağıtmak istiyor. Peygamberlik hediyesi dağıtmak istiyor. Anlayış, anlama, bilgelik, hikmet, bunlara ihtiyacınız var. Şifa hediyesi sadece kendiniz için değil, başkalarını iyileştirmek için. Rab bu hediyeleri vermek istiyor, açları doyurmanız için. Bilgelik ve hikmet çok önemli, bakın. Şu anda bilgeliğe ihtiyacı olanlarınızı araması lazım ve beraber dua edeceğiz. Arayan bir izleyicimiz var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne paylaşmak istiyorsunuz bu akşam? Çok sevindim. Ben daha önce de sizinle tek konuşmuştum. Evet. Ben imanlıyım. Rabbin gerçekten mucizelerini çok yaşadım. Ne güzel, haleluya. Özellikle sağlık konusunda dua ettiklerine Rab gerçekten şifalarını verdi. Evet. Yalnız maddi yönden iş konusunda tam cevap olarak alamadım. Evet. Ben bu akşam kardeşim için dua istiyorum. Tabii. Onu aslında Rabbim gerçekten çok ama çok büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Hı hı. Bunun için ne kadar şükretsem ben Rabbime azdır. Fakat şimdi onun işleri için dua istiyorum. Ben işlerinin önündeki bütün tıkanıklıkları, nefisleri hepsinin kalkmasını istiyorum. Kardeşim gerçekten çok iyi ve merhametli bir insan. Ne kaybettiyse iyiliğinden kaybetti. Ama bu gece... Böyle bir şey söylemeyeceğiz. Ne kaybettiyse iyiliğinden kaybetti değil, ne kaybettiyse ahmaklığından kaybetti. Ama iyiliğinden değil. İyiliğimizden asla bir şey kaybetmiyoruz, biliyorsunuz. Yani şöyle... Evet, doğru, tabii ki doğru da yüreği temiz ya, gerçekten böyle herkese inanan kanan, hani öyle değil. O zaman hikmetsiz, o zaman bilge değil, hikmetsiz, yanlış yerlere yardım ediyor. Ama ben bu akşam tabii seve seve İpek Hanımcığım dua edeceğiz beraber ve onun bütün hayatındaki tıkanıklıkların açılması için İsa Mesih'in şu anda mucizevi elinin onun hayatına, onun bereketlerine, onun gidişine gelişine yaptığı bütün işlere dokunması için şu anda dua ediyorum. Ve Rabbin ona hikmet vermesi için dua ediyorum. Bundan sonra Amin. Bereketler geldiği zaman yanlış yerlere dağıtmasın, yanlış kişilerle evet. ortaklık kurmasın, yanlış işlere gitmesin. Çünkü sadece bizim zenginleşmemiz önemli değil ama o zenginliği koruyabilmemiz ve o zenginlikle başkalarına bereket olmamız çok önemli. Bunun Amin. İçin de bilgeliğe ihtiyacımız var. Ben şu anda dua ediyorum, erkek kardeşinizin tamamıyla üstündeki bütün lanetleri kovuyorum ve aynı Amin. Zamanda sizin için de onun için istediğiniz zenginlikleri istiyorum İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Amin. Amin. Şimdi bir sorunuz var. O soruya cevap vermem lazım. Çok çok önemli bir soru bu. Pek çoğunuz bana yazıyorsunuz, diyorsunuz ki kürtaj günah mı? Bunu bugün açıkça konuşmak istiyorum. Bebek aldırmak günah mı? Çocuk aldırmak, ya ne diyorsunuz bir kere? Yani ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun lütfen. Bebek aldırmak, yerine şöyle söyleyeyim, bebek öldürmek günah mı diye soruyorsunuz. Ya bunu sorduğunuza göre ben sizin aklınızdan şüphe ediyorum bunu soran insanlar için. Ve bazı insanlar diyorlar ki çocuk aldırmak günah değil, çocuğu öldürmek günah değil. Ya böyle saçma bir kanaate nasıl varabiliyorsunuz? Neye göre bu kanaate varıyorsunuz? Bu tamamıyla bunu söyleyen kimse iblisin tamamıyla peygamberi, iblisin, şeytanın peygamberi bunu söyleyen insanlar. Şeytanın habercisi bu insanlar. Ve ben bugün size sütten çıkmış bir insan olarak söylemiyorum. İki tane kürtajı olmuş imana gelmeden önce, gerçek Tanrı'yı bilmeden önce isyankar bir hayat, tövbekar olmayan bir hayat yaşadığım dönemde ben iki çocuğunu öldürmüş bir kadınım. Bunun karnının içinde mi çocuk hayat başlıyor? Bir kere ona cevap vermeniz lazım. Karnınızın, rahminizin dışında mı bu hayat başlıyor? Önce eğer rahminizin içinde bu hayat başlıyorsa ki başlıyor. Bütün bilim adamları, bütün doktorlar bunu kabul ediyorlar. O zaman vereceğiniz karar şu. Geleceğiniz karar verme noktanız şu. Karnımdaki hayatı öldürüyorum.
Rahmimdeki hayatı öldürüyorum. Bu noktaya gelmeniz lazım. Bakın, siz kendi felsefenize göre sanki Allah'ın sözcüsüsünüz. Buna karar veriyorsunuz. Yani bunu bütün dünya yapıyor diye. Benim annemin de kürtajları var. Bütün benim 7 şeye nesile gidin, ailemizde şudur. Ne zaman kürtaj icat edilmişse bizim ailede var. Ve bunun ailenin üstüne getirdiği lanetin gücü neden biliyor musunuz? Kan akıtılıyor, kan. Bir mazlumun kanı. Eğer bir sözümüz varsa size şöyle söyleyeyim. Atasözlerimiz süper. Bizim atasözlerimiz pek çoğu böyle olamaz. Pek çoğu da sanki İncil'den alınmış. Sanki kutsal kitaptan alınmış atasözlerimiz var. Bunlardan bir tanesi şu. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bakın. O mazlum, eğer bir mazlumdan bahsediyorsanız, ağzı dili olmayan, konuşamayan, tamamıyla anne rahminde anneye bağımlı olan en mazlum, en mazlum yaratıktan bahsediyorsunuz, varlıktan bahsediyorsunuz. Ve bu bir bebek. Ve bunun hayatını almanız ne demek biliyor musunuz? İsterse bir haftalık olsun, isterse 8 aylık olsun. Bunun, eğer bu gece beni dinleyenleriniz varsa, üstünüzde bu kürtajların laneti varsa, bu programı arayın, tövbe edin, beraber dua edeceğiz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bakın, size demiyorum, belki demiyorum. Göreceksiniz hayatınız nasıl değişecek. Yani umutsuz bir durumda değilsiniz. Bakın, ben bunu yaptığım için size söylüyorum. Sizi kesinlikle yargılamıyorum. Ama size söylüyorum, eğer bu akşam bu olayı hallederseniz tövbeyle, bu akşam itiraf eder ve tövbe ederseniz hayatınız değişecek ve üstünüzdeki bütün lanetler kalkacak. Üstünüzde kürtajların getirdiği ölüm ruhu var. Kürtaj yaptığınız kürtajların getirdiği ya da bir kürtaj, 5 kürtaj fark etmez. Bunun için tövbe ederseniz bugün tamamıyla kaderiniz değişecek. Bu akşam bir dönüm noktasındasınız, bunu unutmayın. Ve buna delil olarak şunu okuyacağım size, ayeti okuyacağım. Mezmurlar 139, 13. ayetten başlayarak şöyle söylüyor. İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim. Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde bedenim senden gizli değildi. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabında yazılmıştı. Bunu Rab söylüyor, bakın. Rabbin sözünü okuyorum size. Daha diyor, döl yatağında yaratıldığımda beni gördün. Karar vermeniz lazım. Bugün, bu akşam bu işe karar vermeniz lazım. Benim hiçbir şekilde, bakın, vicdanım o kadar rahatlık için, neden? Bir içimde Allah korkusu yoktu. Bir içimde Allah korkusu derken öyle öcü bir Allah'a korkusundan bahsetmiyorum. Ama bir vicdan olayı o anda yoktu. Neden? Daha İsa Mesih gözlerimi açmamıştı benim. Daha tövbe hayatında yürüyor değildim o zaman. Ve kendi bahanelerim vardı. Yani düşünün, son derece taciz içinde, son derece, ilk kocam, pek çoğunuz benim hayatımı bilmiyorsunuz, size birazcık bahsetmek istiyorum. İlk kocam psikopattı. Daha blue çağından başlayan saçma sapan bir olay. Psikopat bir adam, sürekli döven bir adam, sürekli tekmeleyen, saçımı çeken, tokat atan. Bazılarınız diyorsunuz ki, o ne yaptın da, ne yaptın da dayak yedin? Bu asla, işte gelişmiş ülkelerde asla sorulmaz böyle bir soru. Çünkü senin bedeninin üstünde kimsenin sana zarar verme, şiddet kullanma yetkisi yoktur. Ama cahil ülkelerde bu sorulur. Adam psikopat, psikopat. Garsona teşekkür ettiğin zaman psikopat tokat atıyor. Başka birine bir şey söylediğin zaman, yolda şöyle yürüdüğün zaman, böyle yaptığın zaman sebebi çok. Neden? Çünkü psikopat. Kendi adam cinli. Kendi içinde huzursuz. Herkesle kavga eden. Herkesle şey yapan. Son derece, ama kendi kendinde yetersiz, ezik, aşağılık kompleksine sahip olduğu için güçlü, eğitim sahibi, kariyer sahibi bir kadını döverek kendini güçlü hissetmeye çalışıyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ve size şunu söylüyorum, böyle bir hayattan ondan sonra Amerika'ya kaçtım. Ondan sonra uyuşturucu bağımlısı bir adam. İlk çocuğumu doğurdum, çok şükür. Ve onu da kürtaja gitmeyi düşünüyordum. Hemen boşanmanın arkasından evlenip böyle bir çocuk sahibi olmak, zamanımı depresyondayım, psikolojik sorunlarım var. Kürtaj için randevu almıştım doktordan. Bir arkadaşım, çok sağ olsun, var olsun, Rab onu çok bereketlesin. Dedi ki, yapma Işık, yapma.
bu çocuk rızkıyla geliyor. Bu çocuk, ah dedim, daha yeni, bu çok psikolojik sorunlarım var şu. Hayır dedi, yapma Işık. Bu senin ilk bebeğin. Buna dokunma. İyi ki kadın söylemiş. Ve hemen randevumu iptal etti. Ve ona bir yaşam şansı verdim. Ve o çocuk bugün dünyayı değiştiriyor. Ülkelere gidiyor yetkiyle. Seks, cinsel trafiğe karşı, seks kölelerine karşı savaş veriyor. O çocuk bugün kutsal kitabı öğretiyor. Hizmette çalışıyor. Hizmet ediyor Rabbe. İyi ki böyle bir şey yapmamışım. Ama ondan sonra hemen arkasına hamile kalınca tekrar bir uyuşturucu bağımlısından düşünebiliyor musunuz? Ve o kocama, ikinci kocama, birincisi o kadar cinli ki artık satanist. Ama ikinci eşimi geçen sene beraber dua ettik, tövbeye getirdim. Ben getirmedim, Rab getirdi. Ama kurtuldu eşim, ikinci eşim. Kız arkadaşıyla beraber, eşimle beraber, onunla beraber dua ettik. Hayatı değişti adamın. Şimdi başarıdan bir sene içinde 22 senedir yapamadığı olayları yapıyor. Başarılardan başarılara koşuyor. Neden? Tövbe. Tövbe. Ama şuna değinmek istiyorum. O iki kürtajdan sonra ölü gibiydim. Depresyon geldi. Ölüm ruhunu çağırıyorsunuz. Her şey ölüyor. Sanki birden bütün her şey arkamdaki resim gibi. Yeşillikler içindeyken ne oluyor biliyor musunuz? Her şey birden gri, beyaz, siyah olmaya başlıyor. Farkında değilsiniz. Ruhunuz ölüyor. Çünkü içinizdeki bir parçayı öldürmüş oluyorsunuz. Ondan sonra millet diyor ki, ya ben katil diyeyim ki şunu yapmadım, bunu yapmadım. Bunu sizin savunanlarınıza bile sesleniyorum şu anda. Bu bir hayat, diyor ki annemin döl yatağında, hatta Yeremya birinci bölümde diyor ki, daha annemin rahmine koymadan beni ismimle çağırdın. Beni ismimle çağırdın. O bebeğin ismi var. Ve yıllar sürdü, imana geldikten sonra bile, İsa Mesih'i takip ettikten sonra bile yıllar sürdü kendi kendimi affetmem. Ve o utançla yaşamamam. Bugün Rab diyor ki o utancı senden alacağım eğer ararsan. Bugün Rab diyor ki seni tamamıyla temizleyeceğim. Bugün Rab diyor ki sana, senin hayatında yepyeni bir sayfa açacağım. Yepyeni bir sayfa açacağım hayatında. Başka arayan bir izleyicim var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok iyiyim Işık abla. Ben Gülhan Kerhanofer'den. Hep Merhaba. arıyordum sizi böyle ağlayarak, sızlayarak. Ama bugün Canım. ağlamayacağım. Bugün Ağır Rabbe olsun. şükredeceğim. Çok güzel. Beraber şükredelim. Aynen öyle. Benim çok büyük bir sorunlarım vardı. Evet. Ehliyetimden dolayı almıştılar. Dua etmiştik. Bana dediler ki artık ehliyet sahibi olamazsın ama belli değil falan, mahkemem var. Evet. Rabbe beraber dua etmiştik. Rabbe mucizeli şekilde Almanya'da kendi kendini düşürten bir tane mahkeme vardı, Evet. düştü. Evet. Ertesi günü küçük bir ceza ödedim. Çok küçük bir ceza ödedim. Mucize, Ehliyet mucize. aldım. Bu mucize, bana diyorlar ki sen Gül nasıl yapabildin bunu? Hani insanlar o kadar para döküyor, şey, Evet. benim bir Rabbim var. Amin. Ben babama bırakırım, babam yapar. Amin. Ben de en mucizeli yepyeni bir ehliyet aldım. Çok Amin. sıkıntılarım vardı. Artık düşüyordum, ölüyordum. Rabbim dedi ki, kalk kızım dedi. Sen benim yavrumsun Oh dedi. canım. Senin dedi, düşmanların önünde dedi ben sofra koyacağım. Çok Yalnız güzel. seni başına mahvedeceğim dedi. Ve Haleluya. yaptı. O Haleluya. kadar güçlüsüm ki Rabbim dedi ki tut elimden kaldıracağım seni dedi Ah. ve kaldırdı. Ah ah ah. Rabbimden araba istedim. İlk birinci günü değil, ikinci günde de Rabbim bana anahtar teslim araba verdi. İşte ben Ben insanlara istedim. bunu öğretiyorum buradan. İnsanlara bunu aşılamak istiyorum. Hayatınızı Rab ile yürürseniz değiştirebilirsiniz. Çünkü mucizelerini yaşayacaksınız. Onun mucizelerini göreceksiniz ve bunu Rab istiyor. Bunu sizi yaradan istiyor. Hayatınızı değiştirmek istiyor. Ve siz oturuyorsunuz bir yerde, sızlanıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Size konuşmuyorum sadece, herkese konuşuyorum. Diyorsunuz ki bu olmuyor hayatımda, şu olmuyor. Ama ben size bugün diyorum ki şikayeti bırakın. Söylenmeyi bırakın. Rab'be gelin. Sizi yaradan Tanrı'ya gelin. O sizin hayatınızı değiştirecek. O size yön verecek ve mucize lerini gösterecek hayatınızda. Haleluya. 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 Ve size şunu söylemek istiyorum bugün. Değerli izleyicilerim,
anlamanızı istiyorum. Rab sizin yanınızda. O sizin düşmanınız değil. Size sürekli kızgın, sizi azarlamak için, cezalandırmak için bekleyen bir Rab değil. Ama yapmanız gereken tövbe etmek, yapmanız gereken itiraf etmek, yapmanız gereken ona dua etmek, onun mucizelerini istemek. Başka arayan bir izleyicim var, kendisine bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Alo, Işık abla. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, çok şükür abi. Sizi duyduğum için çok sevindim. Ben de çok sevindim. Buyurun. Ne paylaşmak istiyorsunuz? Sürekli arıyorum. Geçen hafta da programınızı aradım. Beklediğim ama Rabbi günümüş, bugün için hazırlamış. Evet. Çok şükür ediyorum Rabbim. Öncelikle şükür ediyorum Tanrı'ya bana o kadar güç verdiği için. Amin, ne güzel. Sıkıntılara geçirdiğim rağmen bu yaşımda yine de Rab bana güç veriyor. Ne güzel. Ben sizden dua istiyorum. Benim yaşım küçük, 23 yaşındayım. Canım benim. ama benim bir oğlum var. Manuel ismi. Hı hı. Ben önceden yine aramıştım. Hatta evet. Tanrı size konuşmuştu benim ismim için. Evet. Ve çocuğuma dua istiyorum. Çünkü tabii. O engelli, uzun zaman hastanedeyiz. 2 yıldır evimize çıkamıyoruz. Ama ben inanıyorum ki Rabbim bir planı vardır. Onun duyabileceği vardır ve her şey için sadece şükür etmem. Tabii, seve seve. Şu anda beraber ruhani olarak el tutuşuyoruz. Sizin oğlunuzun tamamıyla düzelmesi için dua ediyorum. Ve onun beynine hükmediyorum şu anda yetkiyle. İsa Mesih'in bana verdiği şifa hediyesi ve yetkisiyle şu anda diyorum ki tamamıyla beynindeki her türlü hasar, vücudunda, bağışıklık sistemindeki, uzuvlarındaki, bütün kemiklerindeki ve aynı zamanda kas yapısındaki, sinir sistemindeki bütün tüm zararların şu anda ortadan kalkıp tamamıyla mükemmel sağlığına ulaşması, kavuşması için dua ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla ailenizin üstündeki her türlü laneti kaldırıyorum. Sakatlık lanetini, hastalık lanetini, çocuğunuzun üstüne okunmuş her türlü bedduanın lanetini onun üzerinden kaldırıyorum şu anda. Ailenizdeki sizin eski nesillerden gelen işlenmiş günahların çilesini bu çocuk çekmeyecek. Bugün bu çocukla hatta ve hatta sizin günahlarınızın, ailenizin günahlarınızın arasına İsa Mesih'in kanını bir çizgi olarak koyuyorum. Onu İsa Mesih'in kanıyla yıkıyorum. Göreceksiniz. Çok büyük bir mucize göreceksiniz. Çocuğunuz da ayağa kalkacak sapasağlam. Ve herkesten daha sağlıklı olacak. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Amin. Başka bir arayan izleyicimiz var. Alo, buyurun. Alo. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar, sağ ol. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Buyurun. Ben oğlum Cem için işte MS hastalığı var demiştim ya, onun bağırsak rahatsızlığı var. Onun için dua istiyorum. Bir de eşim emlak işi yapıyordu 200 senedir. O işler hep kesildi. Rahatsızlığı çok, şükürler olsun Rabbime. Biliyorsun beni. Evet. Evet. Aramıştım geçen haftada. Evet. Şimdi beraber dua edeceğiz. Siz benim evet, söylediğim. Ailem için dua istiyorum. Evet. Tamamıyla bu hastalık, bu hastalık. Tamam, daha var üstünde, onun için dua istiyorum. Tamam, bu hastalık önce ruhunu kıracağız ve mucize, İsa Mesih'in mucizesi için dua edeceğiz ailenizde. Ve tamam. Bu kıtlık, hasat, kıtlık şeyini tamamıyla kıracağız ki, ruhunu kıracağız ki hasat alabilirsiniz, ekinleri alabilirsiniz, kocanız ekinleri alabilsin diye dua edeceğiz. Şu anda ben ellerimi açıyorum, dua ediyorum, siz benim söylediklerimi tekrar edin. Yüce tamam. Rabbim. Yüce Rabbim. Beni yaradan. Beni yaradan. Senin huzuruna geldim. Senin huzuruna geldim. İsa Mesih senden istiyorum. İsa Mesih senden istiyorum. Gel kalbimde yaşa. Gel kalbimde yaşa. Hayatımın merkezi ol. Hayatımın merkezi bana ol. Bana yeni bir kalp ver. Bana yeni bir kalp ver. Bana yeni bir hayat ver. Bana yeni bir hayat ver. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Dirildiğini de kabul ediyorum. Dini de kabul ediyorum. Bu sayede sonsuz hayata sahip oluyorum. Bu sayede sonsuz hayata sahip oluyorum. Benim hayatımda. Benim hayatımda. Ailemin hayatında. Ailemin hayatında.
Kocamın hayatında. Hayatında. Bütün mucizelerini göster. Bütün mucizelerini göster. Üzerimizdeki bütün lanetlerin gücünü kırıyorum. Üzerimizdeki bütün lanetlerin gücünü kırıyorum. İsa Mesih'in yaşayan adıyla, amin. İsa Mesih'in yaşayan adıyla. Amin. Göreceksiniz aradaki farkı bundan sonra. Seda Hanım'a bağlanıyorum ama Seda Hanım'a bağlanmadan önce size başka bir ayet okuyacağım. Yeşaya 55. bölüm 8. ayetten başlayarak şöyle söylüyor. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim de sizin düşüncelerinizden daha yüksektir. Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ikinciye tohum, yene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Bakın. Sözün gücünden bahsediyorum size. Diyor ki benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Siz diyorsunuz ki kürtajlanacak, daha doğmadıysa her şeyi yapabilirsiniz. Ben bugün size diyorum ki Rab böyle düşünmüyor. Sizi yaradan böyle düşünmüyor. Ve eğer siz diyorsanız benim düşüncem bu, siz kendinizi Allah ilan ediyorsunuz. Kendi filozofinize göre yaşarsanız lanet altında yaşarsınız. Ve Rab bugün diyor ki ben sana bereket teklif ediyorum diyor. Ben sana bereket öneriyorum. Hangisini alacaksın? Hangisini alacaksın? Seda Hanım'a bağlanıyorum. Alo, buyurun. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba, nasılsınız? Çok seviyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sizi görünce çok gerçekten çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Çok gerçekten. Amin. Sağ olun. Işık ablacığım. Bu bizim daha önce söylemiştim ama bu hastalıklar ailedeki hastalıklar çok sık oluyor. Evet. Annem mesela göğsünde rahatsızlık var. Bir türlü iyileşemedi. %100 iyileşmesi için göğsünde astımı var. Ama çok ses çıkıyor. Bir türlü iyileşemedi. Evet. Kardeşimin desen sağ kalçasında sıkıntı var. Yürüyemiyor. Yani ağrı var. Çocuğun bugün gözünde sıkıntı oldu. Benim oldu geçti. Yeğenin bugün bazı kontroller yapıldı. Hayırlı sonuçlar almamız için. Evet. Yani bu hayli bir döngü gibi dönüyor hayatımızda. Evet, evet. Kesinlikle bunu kırmamız lazım. Şimdi ben üstünüzde şöyle bir şey görüyorum sizin. Bir kere birkaç olayın bileşimi var ailenizden. Eski nesillerden gelen, belki bu dedelerinizden olabilir. Özellikle hissettiğim bu. Bir lanet var ailenizin üzerinde. Bunun etkisi var. Annenizin astımın bazı sebeplerinden bir tanesi insanların çok üzüntüyü içine atıp sesini açamaması, ağzını açıp nefes alamaması. Ben doğru. Yani ruhani kökü bu. Demek ki annenizde bu astımın olmasının sebebi anneniz son derece iyi niyetli, ezilmiş, kendini başkaları evet. için harcamış, evet. kendini başkalarına aynen. adamış, veren evet. fakat aslında. Son derece kullanılmış ve üzülmüş bir kadın anneniz. Evet, Işık ablacığım evet. çok doğru. Ve kız kardeşiniz için şimdi konuşuyorum. Kız kardeşiniz de tamamıyla içinde eziklik duygusu var. Kendini beğenmiyor, kendini güzel bulmuyor. Sürekli doğru. kendini aşağı görüyor. Kutsal ruh şu anda gösteriyor. Bundan dolayı ileriye gidemiyor. Bu yürümemesi aslında, yürüyememesi tamamıyla aslında ruhani bir sakatlığı olduğundan kaynaklanıyor. Bugün bu sakatlıkları ortadan kaldırırsak kız kardeşiniz yürüyecek. Anneniz tamamıyla astımdan kurtulacak. Amin. Işık ablacığım evet. Evet. Buyurun. Yok devam. Konut var. Bir konutla ilgili sıkıntımız var. Evet. Işık ablacığım. O konuttan içeri giremiyoruz. İşte ben size söylemek istediğim yani, şu. Bu konuttan yani içeri girebilir. Bize baskı kuruyor. Bu tamamıyla şeytanın baskısı. Şeytanın baskısı. Beraber dua edeceğiz. Konutta yenilik lazım. Bakın. Bütün yapamıyoruz. Size şunu söyleyeyim. Bugün ne dedim ben? Programın başında ne dedim size? Siz herkese konuşuyorum, size de konuşuyorum. Şimdi ne, eşiktesiniz ama giremiyorsunuz. Her zaman bu eşik evet. eşik olayı var. Hep eşikte bekliyorsunuz. Ha, oldu olacak. Evet. Ha oldu olacak. Ama bir türlü olmuyor. Olmayınca hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Öfke yaşıyorsunuz. Evet. Üzüntü yaşıyorsunuz. Umutsuzluk yaşıyorsunuz. Evet. Işık ablacığım, ve evet. bunlar sizin sağlığınızı etkiliyor. Stres sizin doğru. sağlığınızı etkiyor. Ne dedim ben doğru. size? Haklısınız. Ne dedim? Birkaç hem lanetin etkisi var. Pek çok şeyin bileşimi
dönemini yaşıyorsunuz. Bu evet, akşam, bu akşam evet. İsa Mesih bu yumağı kıracak hayatınızda. Amin, amin. Ve arayacaksınız. Evet. Rica ediyorum şifa armağanı. Verecek. Verecek bu akşam evet, size. Ne istiyorsanız. Bir kere anlamanız gereken bu. Rabbin kalbini anlayın. Sizi yaradan Tanrı'nın evet. kalbi vermek istiyor. Ben vermek evet, istiyor. Evet. Evet. Şimdi benim söylediklerimi tek... amin. Istiyorum. Aynen öyle. Evet. İmanınızın tabanlanması lazım. Neden? Amin. Çok darbe yediğiniz için, çok sille tokat yediğiniz evet. için eksilmeler çok oluyor, evet. sarsılmalar oluyor. Evet. Yaprak gibi sarsılıyorsunuz. Bugün dua evet, edeceğiz evet. beraber. Ve tamamıyla amin. İmanda böyle sizi nasıl görüyorum biliyor musunuz? Bir zeytin ağacı gibi görüyorum. Su kenarına... tamamıyla böyle köklerini salmış bir zeytin ağacı. Ve tamamıyla bugünden itibaren yağ gibi ürün vereceksiniz. Yağ gibi akacak amin. Her işiniz. Amin. Amin, amin, amin. Allah razı olsun. Yüce Rabbim. Yüce Rabbim. Senin huzuruna geldim. Senin huzuruna geldim. Senden istiyorum. Senden istiyorum. İsa Mesih gel kalbimde yaşa. İsa Mesih gel kalbimde yaşa. Hayatımın merkezi ol. Hayatımın merkezi ol. Hayatımda mucizelerini göster. Hayatımda mucizelerini göster. Bana yeni bir kalp ver. Bana yeni bir kalp ver. Bana yeni bir hayat ver. Bana yeni bir hayat ver. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Dirildiğini de kabul ediyorum. Dirildiğini de kabul ediyorum. Bu sayede sonsuz yaşama kavuşuyorum bugün. Bu sayede sonsuz yaşama kavuşuyorum bugün. Gel kalbime tahtını kur. Gel kalbime tahtını kur. Bugün bütün lanetlerin gücünü kırıyorum. Bugün bütün lanetlerin gücünü kırıyorum. Hayatımızdaki bütün büyülerin gücünü kırıyorum. Hayatımdaki bütün büyülerin gücünü kırıyorum. Bugün iblisi ayağımın altında eziyorum. Bugün iblisi ayağımın altında eziyorum. Bana karşı hiçbir gücü olmayacak. Hı? Bana karşı hiçbir gücü olmayacak. Aileme karşı hiçbir şekilde gücü olmayacak. Aileme karşı hiçbir şekilde gücü olmayacak. Annem, kız kardeşim, bütün ailem hastalıklarından kurtulacak. Annem, kız kardeşim, bütün ailem hastalıklarından kurtulacak. Ve ev işlerimiz, kağıt, evrak işlerimiz bir yağ gibi hallolacak. Ev işlerimiz, evrak işlerimiz yağ gibi hallolacak. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla amin. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla amin. Ben şu anda dua ediyorum. Elleriniz böyle tamamıyla sizin kutsal ruhla dolmanız, peygamberlik hediyesini almanız için dua ediyorum. Anlayış hediyesini almanız için dua ediyorum. Ailenizin üstüne şu anda İsa Mesih'in bana verdiği şifa hediyesiyle bütün ailenizin hastalıklarından kurtulduğunu ilan ediyorum şu anda. Amin, amin. Hoşçakalın. Cenk Bey'e bağlanacağım. Çok uzun zamandır bekliyor. Alo. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Saygılar, sevgiler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben deyim. Buyurun, ne paylaşmak istiyorsunuz bu akşam? Öncelikle Rabb'e bin şükürler olsun. Olan olmayan her şey için. Amin. Hatalarım ve günahlarım tövbeler olsun. Amin. Dua isteğim olacaktı. Tabii. Aklıma kulağıma gelen ne gerek ses ve düşüncelerin kalkması gitmesi için dua istiyorum. Tamam. Bir de Rabbim bütün mucizelerine ve hediyelerine sahip olmak için dua istiyorum. Tabii seve seve. Şu anda siz bunu isterken Rab dedi ki bu benim de isteğim dedi. Bu dua isteğiniz Rabbi çok hoşnut etti. Bunu söylememi söyledi size. Bunun da sebebi şu, siz sürekli savaş veriyorsunuz. Savaş veriyorsunuz. Ve bu verdiğiniz savaşlarda hala bazılarını kazanıyorsunuz, farkında değilsiniz ama hep odaklandığınız nokta bazı olaylar olmuş. Bu olaylar sizi çok etkilemiş. Ve bunların... etkilendiğiniz için açılmış bazı kapılar var. Yani kulağınız bazı sesleri duyuyor bu yüzden. Olumsuz sesleri. İblisin sesini. Bugün Rab diyor ki bunu tamamen onun gücünü kaldıracağım hayatından. Ve kulağın beni duyacak. Amin. Ve beni çok net duyacaksın. Beni çok kesin bir şekilde duyacaksın. Ve ayırt edeceksin. Sana bugün ayırt etme hediyesi veriyorum.
Hangi sesin Rab'den, hangi sesin iblisten olduğunu ayırt etme hediyesi veriyorum diyor. Ruhları ayırt edeceksin. Bunun için diyor izin verdim. O negatif, olumsuz sesleri duymana izin verdim. Çünkü artık bu konunun uzmanı yapacağım seni diyor. Ve başka insanları bu musibetten kurtaracaksın. Seni kullanacağım. Krallığımda kullanacağım seni. Şu anda İsa Mesih'in bana verdiği yetkiyle ve sizin bana verdiğiniz izinle iblisin bütün üzerinizdeki oyunlarını, sizin kulağınıza konuştuğu bütün yalanları, size yaptığı her türlü saldırının gücünü kırıyorum şu anda. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Sizin kulaklarınızı, bütün varlığınızı tamamıyla İsa Mesih'in kanıyla kaplıyorum. Bugünden itibaren Rabbin size ruhları ayırt etme hediyesi, tamamıyla cinlerin, iblisin üstünde onları mahvetme yetkisini verdiğini ilan ediyorum şu anda. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Amin. Amin. Sevgili dostlarım, kısa bir aradan sonra benden ayrılmayın, beraber olacağız. Çok güzel bir videomuz var. Sevgili izleyicilerim, şu anda İsrail'in Yafa şehrindeyim. Yafa bildiğiniz gibi çok çok önemli bir şehir. Özellikle kutsal kitapta ismi geçen bir şehir. Burada Yunus'un nasıl Rab'den, nasıl Tanrı'nın hayatındaki çağrısından kaçtığını görüyoruz. Ve kaçarken yağmurdan kaçan doluya tutulur diye bir söz vardır. Belki siz bugün pek çok fırtınaları hayatınızda Rab'den olan çağrınıza karşı geldiğiniz, Rab'bin yoluna gitmediğiniz için yaşıyorsunuz. Bu şehir söylediğim gibi bir liman kenti ve Yunus bu kente geliyor. Rab'den çağrı almasına rağmen tam aksi yönde kaçıyor ve Suriye'de Rab Nineve şehrinde kendi sözünü duyurmasını istiyor. Fakat Yunus'un hiç böyle bir niyeti yok. Bu şehirde yaşayanlar aynı ISIS gibi son derece katliama, cinayete, insanları öldürmeye, hatta insanları böyle alıyorlar, sopalar, çubuklar yerlere dikmişler. O diktikleri çubukların üzerine insanları canlı canlı koyuyorlar ve insanlar öyle ölüyor. O kadar acımasız, o kadar barbar bir ülke Nineve, bir şehir Nineve, Suriye'de. Ve Yunus diyor ki ben bu şehre gitmem. Rab onu bu şehre gidip onları tövbeye çağırmasına rağmen Yunus diyor ki ben bu şehre gitmeyeceğim ve geliyor Yafa'ya. Yafa'dan bir gemiye biniyor. Bu gemiye binip gitmek istediği yer tamamıyla tezat, Tarşiş'e gitmek istiyor ve burada Rab'den kaçmak istiyor. Fakat Rab onun peşini bırakmıyor. Size söylemek istediğim, ne yapmak istiyorsanız yapın bu dünyada. Rab sizin peşinizi bırakmayacak. Sizin arkanızdan geliyor. Ta ki onun hayatınızda çağırdığı çağrıya, hizmete siz uyana kadar. Hiçbir kaçışınız yok. Belki bugün fırtınalara kapılıyorsunuz hayatınızda. Belki bugün diyorsunuz ki neden ben bu çalkantıları yaşıyorum? Hiç düşündünüz mü? Belki Rab'den kaçtığınız için. Onun sizin hayatınızda olan, onun sizin hayatınızda olan, beni iyi dinleyin, çağrısına karşı geldiğiniz için. Belki Tanrı'dan kaçmıyorsunuz ama Tanrı'nın sizin hayatınızda olan çağrısından kaçıyorsunuz. Bu yüzden bu çalkantıları, bu fırtınaları, rüzgarları yaşıyorsunuz. Bugün belki yapmanız gereken şu. Bakın, size Yafa'dan sesleniyorum. Diyorum ki buradan size sesleniyorum ve diyorum ki sizin hayatınızdaki fırtınaların durdurulması için bugün Rabbe deyin ki kutsal ruh, gerçeğin ruhu bana konuş. Benim hayatımda ki Tanrı'nın çağrısı ne? Neden ben bu fırtınaları yaşıyorum? Acaba hayatımda Allah'a karşı mı geliyorum? Tanrı'nın tam karşıtı buyruklarla mı yaşıyorum? Kendi kafama göre mi yaşıyorum? Bugün bunu sorun. Özellikle yeni anlaşmada, kutsal kitabın yeni anlaşmasında, yani İncil'de İsa Mesih'in kendisini, bakın Yunus'la tek bir peygamber var. İsa Mesih'in kendisini özdeşleştirdiği tek bir peygamber var. O da Yunus. Diyor ki o kadar çok mucize istiyorsunuz ki ama bu mucizelerin hiçbirisi size verilmeyecek. Ancak ve ancak tek bir mucize var size verilecek olan. O da Yunus'un bir balığın
karnında yaşadığının ve daha sonra o balığın ağzından dışarıya atıldığının işareti verilecek. Burada bahsetmek istediği şu, Yunus Rab'den kaçarken bindiği gemide son derece büyük fırtınalara kapılırken onu denize atmak zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü o fırtınaların, geminin bile o fırtınaları yaşamasının sebebi Yunus'un Rab'den kaçıyor olması. Belki siz Rab'den kaçtığınız, onun çağrısından kaçtığınız için fırtınalar yaşıyorsunuz. Ama sadece bu fırtınaları siz yaşamıyorsunuz. Sizi de yaşayanlara da yaşatıyorsunuz. Hırçınlığınızı, dalgalarınızı, dalgalanmalarınızı hepsini sizinle yaşayan insanlara da yaşatıyorsunuz. Tutuyorlar Yunus'u denize atıyorlar gemiden ki gemi kurtulsun, insanların hayatı kurtulsun diye. Bu sefer ne oluyor? Diyor ki ikinci bölümde, Yunus ikinci bölümde, ben ölümün deşeğindeyken, ben denizin dibine kadar vurmuşken Rab beni gördü. Rab'le belki tanışmanızın en büyük sebebi sizin hayatınızda geçirdiğiniz fırtınalar olacak. Belki bugün bu fırtınalardan insanların da sizin etrafınızda kurtulabilmesi için sizi sırtınızdan itmeleri gerekiyor, demeleri gerekiyor ki git artık. Git, sen de Tanrı'nın senin hayatında olan, bakın, senin hayatında olan çağrısını kabul et ve buna itaat et. Git artık Tanrı'nın peşinden. Sen git ki biz de bu fırtınalardan, senin çektiğin fırtınalardan biz de kurtulalım. Ve tutuyorlar, Yunus'u denize atıyorlar. Yunus denizde en dibine düştüğüne ben inanıyorum ki öldü artık, öldü, ölecek. Ve geliyor kocaman bir balık, Yunus'u yakalıyor. Ve bu balığın midesinde, Yunus 3 gün, 3 gece geçiriyor. Aynı İsa'nın ölümde geçirdiği gibi, ölüp 3 gün sonra dirildiği gibi ölümden. Yunus da 3 gün, 3 gece balığın karnında zaman geçiriyor ve ondan sonra Rab'be yakarıyor. Rab'bin mucizesiyle balık onu dışarıya atıyor, kusuyor. Yunus'u kusuyor ve Yunus Tanrı'nın çağrısına uyup Nineve'ye gidiyor. Bu gittiği şehirde Rab'bin sözünü duyuruyor ve bütün halk, hatta hayvanlar dahi olmak üzere oruç tutuyorlar ve daha sonra tövbeye geliyorlar ve Rab Nineva'nın koskoca bir şehrin üzerinden lanetini kaldırıyor. Belki bugün Rab sizi ülkenizdeki laneti kaldırmaya çağırıyor. Belki Rab bugün sizi onun sözünü duyurarak onun hizmetine kullanmaya çalışıyor. Ben bilmiyorum hayatınızda Rab'ın nasıl bir çağrısı olduğunu. Ama siz biliyorsunuz ve ben bugün sizi itaate çağırıyorum. Esenlikle kalın. Sevgili dostlarım, merhabalar. İsrail'de çektiğim bir öğretiyi, kayıda aldığımız öğretiyi dinlediniz. Biraz uzun olmuş ama güzel olmuş. Umarım faydalandınız. Rabbin sizin hayatınızda çağrısı var. O, yani siz öyle gelişigüzel yaşıyorsunuz bazılarınız. Hatta içinizde imanlılar topluluğunda olanlar var. Onlar da gelişigüzel yaşıyorsunuz. Ama diyor ki benim özellikle, özel olarak senin hayatında bir çağrım var. Ve ben seni kullanmak istiyorum. İnsanlar, çevren, bütün dünya acı çekiyor. Ve sen son derece dalmış vaziyettesin. Hani insanlar nasıl denize dalarlar. Sen kendi sorunların içine dalmış vaziyettesin. Ben seni hem bu sorunlardan çıkarmak, kurtarmak istiyorum. Kurtardıktan sonra da kendi krallığım için seni kullanmak istiyorum. Bunu da sana konuşacağım. Onun peşinden gitmeniz lazım. Arayan başka bir izleyicimiz var. Bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Alo. Buyurun, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Işık Hanım. Ben az önce bağlanmıştım. Yayın koptu. Evet. Kardeşim için dua istemiştim. Bir de ben peygamberlik için, bu geceki verilen peygamberlik istiyorum. Tabii, seve ben seve. Başkalarına müjdelerken tamamen bilgelikten doğrulmak istiyorum. Evet, ben şu anda dua ediyorum. Hem kardeşiniz için, hem sizin için, sizin peygamberlik hediyesi almanız için ve kardeşinizin hayatında İsa Mesih'in mucizesini göstermesi için dua ediyorum. Göreceksiniz. Bakın, daha önce de kardeşiniz için dua ettim. Çok büyük farklılıklar göreceksiniz kardeşinizin hayatında. Başka arayan bir izleyicimiz var. Kendisine bağlanıyoruz. Buyurun. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Işık ablacığım. Merhaba, nasılsınız?
Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Buyurun. Öncelikle ben geçen hafta da aramıştım. Sürekli arıyorum sizi. Evet, buyurun. Çok güzel. Duanızı alıyoruz, çok şükür. Kendi erkek kardeşim için öncelikle dua. Evet. Onun ayağında ağrı var. O kendisi de sizi aramıştı. Evet, hatırlıyorum. Dedi önce sağ ayağı soldan başladı dedi. Dua ettik onun için geçen hafta, değil mi? Evet, ondan sonra biraz ağrıları azaldığını söyledi ama tam olarak geçmesi için tekrar dua isteyeceğim. Evet. Bir de kendi çalıştığı yerde olabilir, başka bir yer olabilir, daha iyi bir bölümde çalışmak istiyor veya Rab ona başka bir kapı açarsa, evet. Hani sizden daha iyi bir işte çalışması için dua isteyeceğim. Seve seve. Şimdi biraz önce de bir başka bir izleyicim aradı. Kız kardeşinin bacağı yürüyemediği için dua istedi. Size şöyle söyleyeyim. Bir ayet var. Diyor ki ne güzel diyor müjdeyi dağıtanların ayakları. Ne kadar güzeldir diyor. Şimdi evet. Şöyle söyleyeyim. Demek ki şöyle hissettiğim bu erkek kardeşiniz için. Rabbin onun hayatına büyük bir çağrısı var ve iblis bu çağrının önüne geçmeye çalışıyor. Onun hayatında gerçekten Rab'den alacağı, Tanrı'dan alacağı büyük bir pay var ve bu payı insanlardan alamamış. Bir konuda bir hakkı yenmiş erkek kardeşinizin ve belki birden fazla hakkı yenmiş. Yani bir haksızlık yapılmış kardeşinize. Ve bunun üstünde onun bir etkisi var. Bu yapılan haksızlığın. Bu yeni olmuş bir olay değil. Belki birkaç sene önce olmuş bir olay da olabilir. Ben bu yapılan haksızlığın onun üzerindeki gücünü, etkisini kaldırmak istiyorum dua ederek önce. Çünkü bir konuda dua ettiğimiz zaman biraz iyileşiyor ama tamamen iyileşmedi dediğinize göre orada başka bir olay var. Anlatabiliyor muyum? Onun köküne inmemiz lazım. Bazen dua ederken bile herkese sesleniyorum. Biz dalları kesiyoruz. Sorunun dallarını kesiyoruz, köküne inmiyoruz. Eğer köküne inersek her şey tamamıyla düzelecek. Evet. Şimdi dua ediyorum İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla olayın köküne iniyoruz şu anda. Ve tamamıyla bu ayağındaki rahatsızlığı sebebi neyse, kökü neyse bunu kovuyorum onun hayatından. Tamamıyla kaldırıyorum bu rahatsızlığı ve onu İsa Mesih'in kanıyla yıkıyorum, temizliyorum. Şu anda dua ediyorum. Rab, öyle görüyorum ki basamaklar görüyorum önünde ve bu basamakları ikişer ikişer atlayacak, çıkacak ayaklarıyla. Bu basamakları çıkarken sanki bir keçi gibi, sanki bir geyik gibi hiçbir problemi olmayacak. Ne yürüyüşünde problemi olacak ne de kendine güveninde problemi olacak. Şu anda özgüven içinde dua ediyorum erkek kardeşinize. O tıkanıklığı kaldırıyorum hayatından. İsa Mesih'in mucizevi adıyla. Hoşçakalın. Başka arayan bir izleyicimiz var. Bağlanıyorum. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Işık ablacığım, merhaba, iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Ya ben vallahi sizleri çok seviyorum. Bugün bir fırsat oldu Rabbin izniyle. Yani sizleri hem dualarınıza ihtiyacım var çok. Tabii, seve seve. Ya benim hayatımda çok zorluklar var. Şu aralarda bir aydır yaklaşık tüm ayak bileğim, kalçam, kemiklerim o kadar kötü ağrıyor ki çok zor yürüyorum. Saframdaki taş var 10 milim. O da yani bayağı bir zorluk veriyor şu anda, ağrı yapıyor. Evet. Yani maddi zorluklarım var, kredi kartlarım var, ödeyemiyorum. Onlarda da şu anda çalıştığım işte çok az bir ücret veriyorlar. Yani şu anda Rab bir imkan daha çıktı ama karar veremiyorum. Rab hangisini acaba yani kabul edebileceğim, yani bilemiyorum. Yani sizin görüşlerinizi, peygamberlik görüşlerinize ihtiyacım var. Ve bu da sağlığım için de dua rica ediyorum sizden. Evet, tamam, dua edeceğiz. Şimdi kutsal ruh şunu söyledi. Dedi ki önce korku ruhunu üstünüzden atmamız lazım ki rahat karar verebilmeniz için. Tabii evet. Yarın korkusu çok etkili şu anda karar vermenizde. Ve evet. Eğer yarın korkusuyla sürekli yaşıyorsanız, ki pek çok kişi, milyonlar öyle yaşıyor. Yani ben sizi bunu biliyorsunuz, kalbimi yargılamak için söylemiyorum. Yok, ama bu korku ruhu, yarın korkusu sizin belki doğru karar almanızı engelleyecek. Bu yüzden önce onu ortadan kaldırmamız lazım. Evet. Ayrıca başka hissettiğim, Rabbin sizin için iki tane bereketi var. İki bereket bütün olayları halledecek.
Birisi Amin. Sağlıkla ilgili olayları halledecek, öteki finansal sorunlarınızı çözecek. Amin Rabbe, şükrediyorum. Ama bunun için de etmem gereken dua Rabbana şunu gösterdi. İman duası etmem lazım sizin için. Rab evet. imanınızı arttırmak istiyor. Çünkü sizi böyle bir şey gibi görüyorum, kaplan gibi görüyorum ruhta. Ve Rab sizi o düzeye getirmek istiyor. Sizi ruhani alemde bir kaplan yapmak istiyor. Nasıl kaplan? Kaplanın özelliği ne? Bir kere çok güçlü. İkincisi evet. Gidip yemek getiren aslan değil, kaplan. Sürekli evet. ava giden kaplan. Ve Rab Doğru. size bu gücü vermek istiyor bu akşam. Dua edeceğiz. Amin. Ve öyle bir olay olacak ki tuttuğunuzu koparacaksınız. Bundan sonra öyle Amin. İşler yarım kalmayacak. Hastalıklar öyle yarım yamalak düzelmeyecek. Evet. Ayağa kalkıp biraz iddialı olacaksınız bundan sonra. Bunu evet, söylemek çünkü... istiyor. Bu evimde tek çünkü yemek getiren kişi benim eve gerçekten bir oğlum Öyle var. Yani sadece onunla beraber. Bakın evet. görüyor musunuz? Dediğiniz çok çok doğru. Yani bu eve taşıyan bir tek benim yani. Evet. Onun için gerçekten ayakta kalmam lazım. Yükünüz çok ağır. Yükünüz çok ağır hissediyor. Rab bunu bana gösterdi, yükünüzün ağır olduğunu. Evet. Ama öyle bir kaplan olacaksınız ki bundan sonra yük hissetmeden yapacaksınız bunu. Sizde böyle bir güç var. Zaten sizin bugüne kadar başınıza ne geldiyse insan ilişkilerinde sizin güçlü olduğunuzu insanlar hazmedemedikleri için geldi. Aynen. Ve ilişkilerimde de bu konuda iki kişi uğraşıyor sürekli benim. Evet. Çünkü güçlüsünüz. Çünkü düşünce yapınız güçlü, konuşmanız güçlü. Evet. İnsanlar bunu hazmedemiyorlar. Ve aynı şekilde evliliğinizde bile daha önce sizin güçlülüğünüz sizi ezmeye çalışıyor insanlar. Sürekli ezmeye çalışıyor insanlar. Ama sizde bu kaplanlık var. Bunu Rab gösteriyor bana. Ve bugünden evet. sonra böyle olmayacak. Ayrıca sizin için dua etmem gereken, kendinize acımayın. Herkese sesleniyorum. Kendinize acımayı alsın Rab üstünüzden. Çünkü zavallı ben dediğiniz anda kendinizi güçsüzleştiriyorsunuz. Siz de diyorum. Ağrılarımdan yürüyemiyorum. Yani sakat duruma geldim. O kadar kötü oldum ki. Bunların hepsi. Normal aktif bir insandım. Hepsi ruhani ve psikolojik. Sizin fiziksel hiçbir sorunuz yok. Bu akşam bütün ruhani ve psikolojik sorununuzu çözdüğümüz anda şifanızı alacaksınız. Bu kadar basit. Amin Rabbim, şükrediyorum. Teşekkür ederim. Aynen. Aynen bu kadar. Size verdiğim şey, Rabbin söylediği sözü size söylüyorum. Sizin fiziksel bütün sorunlarınız ruhani ve psikolojik sorunlarınıza dayanıyor. Çünkü o yükü bu akşam kaldıracak Rab üstünüzden. Amin. Üstünüzden stresi kaldıracak, korkuyu kaldıracak, endişeyi kaldıracak, vesveseyi evet. kaldıracak bu akşam. Şimdi dua ediyoruz. Dua ediyorum. Şu anda Rab diyor ki birkaç tane kilitli kapı var. O kapıları açacağım. Bunlardan kilitli kapılar, üstünüze konuşulmuş sözler, arkanıza edilmiş dedikoduların, bütün atılmış iftiraların gücünü kaldırıyorum şu anda üzerinizden. Amin. Sizi İsa Mesih'in kanıyla yıkıyorum. Korku ruhunu kovuyorum şu anda. Hükmediyorum korku ruhuna. Defol git şu anda. Evet. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Sizin ruhta ve imanda bir kaplan olduğunuzu Rab için ilan ediyorum. Bugün siz o kaplansınız ve bundan sonra öyle dişinizle tırnağınızla kazımayacaksınız. Tutunuzu koparacaksınız. Hemen koparacaksınız. Alacaksınız. Amin. Yarından Amin. İtibaren yürüyüşünüz değişecek iş yerinde. Yürüyüşünüz Amin değişecek. Yarabbim, şükrediyorum. Yürüyüşünüz değişecek. Bu Amin. Dağları ben yarattım diye değil, bu dağları babam yarattı gibi yürüyeceksiniz gittiğiniz yerde. Evet, çünkü her gün ağrı kesici alıyorum yani artık gerçekten. Güce ihtiyacınız var. Rab diyor ki bugün sana o gücü ben veriyorum. Olağanüstü Amin. Güç veriyorum sana diyor bugünden itibaren. Amin. Ve seni diyor sevinç yağıyla yıkıyorum diyor. Endişe Amin. Ruhunu alıyorum üzerinden. Kendine acımayı Amin. Alıyorum üzerinden. Tamamıyla Amin. Alıyorum üzerinden. Kabul ediyorum. Sana diyor öyle bir kesem var. Kesemden vereceğim sana. Amin. Kesemden vereceğim. Ben diyor seni hiç yalnız bırakmadım. Ben seni hiç boş bırakmadım. Gerçekten yalnız bırakmadı. Hamlediyorum. Hep sana rızk açtım. Hep sana ekmek kapısı açtım. Ama bundan sonra açacaklarım daha öncekilerden büyük olacak diyor Rab. Amin, şükrediyorum. Yani. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Birkaç size borcu olan iki kişi görüyorum. Bu evet. bir kişinin borcu belki oğlunuza olabilir, bilmiyorum. Borç oğlunuzdan dolayı olabilir, nafaka olabilir, ne olabilir bilmiyorum. Bir borç var. Evet. Evladınızın hakkı var. Hakkı yenmiş. Rab diyor yani, ki evet, şimdi
mesela boşandık yani yıllar oldu. Hı hı. Yani çok kötü bir nafaka veriyor yani eski eşim. Aynen, yani aynen gerçekten... söylediğim gibi bu diyor kesse diyor Rab benim elimde ben bunu sana oğlunu akıtacağım diyor. Hiçbir şey kaybetmedi abi, oğlun diyor. Ne kadar çünkü... senenin borcu varsa ben onu bereket olarak getireceğim sana. Amin. Çünkü oğlumun çok hastalıkları oluyor, gideri oluyor ve ben hepsini karşılamakta çok çok zorlanıyorum. Bu durum yani, değişiyor. Bu akşam değişiyor bu. Bu olay değişiyor. Şükrediyorum. İsa Mesih'in yaşayan vidiri adıyla bu akşam bu olay değişiyor. Seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum ama size bir reçetem var. Size bir reçetem var. Şimdi program bitmeden önce hemen diyeceksiniz ki kapattıktan sonra Rabbim sana şükrediyorum mucizelerin için. İsa Mesih sana şükrediyorum mucizelerin için. İsa Mesih bütün benim hayatımda, oğlumun hayatındaki hazırladığım bereketleri kabul ediyorum, hayatıma davet ediyorum şu anda. Bundan sonra her gün böyle konuşacaksınız. Ve evet, seni kanınla yıkıyorum kendimi. Kanınla kaplıyorum. Düşmanlarımın önünde sen bana sofra kuracaksın. Düşmanlarımı utandıracaksın ya Rabbim. Sana şükrediyorum bunun için. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Amin. Amin. Sevgili dostlarım bir programın sona ermek üzere. Öbür devam edeceğim. 15 dakika sonra yeni bir programa başlıyorum. Ayrılmayın. Eğer telefon edemedinizse, peygamberlik sözü size gelmesine sıra kalmadıysa arayın. Rab bugün dağıtmak istiyor size. Ve ben kendimi böyle bir düden şelalesi gibi hissediyorum. Öyle dolduruyor ki beni bu akşam daha bitmedi. Daha bitmedi. Rabbin sizin için payı var. Rabbin sizin için ayırdığı bir miras var. Bu mirası almanızı istiyor. Ve şu anda dua ediyorum. Bütün hastalar için dua ediyorum. Kanseri kovuyorum. MS'i kovuyorum. Bütün kas, kan hastalıklarına hükmediyorum şu anda. Rabbim bana verdiği yetkiyle diyorum ki şifanızı alın. Bütün psikolojik hastalıklara hükmediyorum şu anda. Şifanızı alın. Her türlü dolaşım, sindirim sistemi hastalıklarını kovuyorum sizden. Göz bozukluklarına kadar kulak, burun, boğaz bütün hastalıkları kovuyorum. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla tiroidiniz iyileşsin, pankreasınız iyileşsin, Parkinson'u olanlarınız iyileşsin. İsa Mesih'in yaşayan ve ismini saymadım şeker hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları bütün bunları kovuyorum. Ve diyorum ki İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla şifanızı alın ve kalbinize İsa'yı çağırın. Gel kalbimde yaşa, gel kalbimde yaşa mucizelerini göster. Senin bereketlerini kabul ediyorum. Esenlikle dolun. Bizden ayrılmayın. 15-20 dakika sonra tekrar programa başlayacak. Sevgiler, saygılar, esenlikler, sevinçler. Hoşça kalın.